Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu sıvılar olacak arkadaşlar. Önceki dersimizde maddenin hallerini genel anlamıyla tanımlamış ve katılar üzerine konuşmuş. Katı türlerini görmüştük. Şöyle program üzerinden de bunu bir görelim bakalım arkadaşlar. Bu ay içerisinde hemen maddenin fiziksel halleri ve katılar deyip yeni ünitemize başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi ara tatilimiz ve bayramımızı da tamamladığımıza göre derslerimize tabii ki devam edebiliriz. Ve sıvılar bu dersimizin konusu olacak. Bir sonraki ayda yepyeni bir programla tabii ki devam ediyor olacağız. Peki sıvılarda karşımıza neler çıkacak? Nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Viskozite diyerek başlayacağız. Bak katılardan bahsederken katı türlerini gözden geçirmiştik. Bu defa sıvı türleri bir diye, bir durumumuz yok. Sıvıların genel bazı önemli özellikleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Viskozite, buharlaşma ve kaynama olayları ve bunların da alt başlı olarak buharlaşma hızı, denge buhar basıncı ve kaynama noktası kavramları üzerine konuşacağız. Sonrasında da atmosferdeki su buharından yani aslında nem olarak tanımladığımız mevzudan bahsedeceğiz. Bunun etkilerinden, nemin nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz. Coğrafyadan da bildiğiniz bazı konulara burada birlikte değiniyor olacağız. Peki bu dersi tamamladığımız zaman biz neler elde etmiş olacağız, neleri öğrenmiş olacağız? Sıvı haldeki maddeleri genel olarak tanımlamış olacağız ve bunların özelliklerini değerlendirmiş olacağız. Ardından viskozite gibi buharlaşma gibi ve kaynama gibi sıvıları çok yakından ilgilendiren çok önemli özelliklerin sebeplerini ve nasıl etkilendiklerini, nasıl değişkenlik gösterdiklerini hep birlikte öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Tabii ki bu süreci tamamladığımız zaman da bu bizi ödevlerimize götürecek. Dinamo kimya kitabımız temel kaynağımız biliyorsunuz. Bizim ödevlerimiz için bekliyor olacak. Testra 9-15 arası bizim ödevimiz olacak bu kitabımızda. Peki şöyle sayfa aralığına da bakalım nereden nereye kadar çalışmamız gerekiyormuş ve içeriğinde niteliğinde de neler var onları da şöyle birlikte gözden geçirelim arkadaşlar. Dördüncü ünitemiz olan maddenin halleri ünitesindeyiz. Bak katıları tamamlamıştık. Sıvılar kısmını bitireceğiz. Yani 159-166 arası bizim ödevimiz için çözüm bekleyen kısımlar olacak, sayfalar olacak. Neler var şöyle hep birlikte göz attığımız zaman arkadaşlar bu kitabımızda her sayfa başı bizim için bir çözümlü örnekten oluşacak bu çözümlü örnek Aslında o konuyu bize öğreten örnek olacak ve bunu öğrendikten sonra da hemen altında bizim çözümümüzü bekleyen bununla alakalı dört tane soru bizi bekliyor olacak her sayfa bu şekilde tekrar edip yeni bir konuyu bize öğretecek ardından da bölüm tamamlanınca tarama testleri bizi bekliyor olacak tarama testleri sayesinde de iyice bir yol kat etmiş olacağız ve bir sonraki konuya hazır hale geleceğiz ee, Eğer çözemediğimiz bir soru olursa yanlış çözdüğümüz soru olursa veya kafamızı karıştıran Herhangi bir nokta olursa kare kodlar sayesinde de video çözümüne gidip sorularla ilgili bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olacağız. Ödevleri yapmayı tabii ki asla ihmal etmiyorsunuz. O zaman haydi dalalım bakalım. Şimdi sıvıların genel özelliklerinden daha önce zaten aslında bahsetmiştik. Şöyle bir tekrar edelim bakalım neler vardı sıvıları diğer fiziksel hallerden özü ayıran. Arkadaşlar diyordu ki tanecikler arası boşluklardan bahsediyorsak katılarda çok çok az boşluk var. Yani neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Sıvılara geldiğimiz zaman genel olarak bu boşluk biraz daha artıyor ama gazlara ve plazmalara kıyasladığımız zaman az bir boşluk olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden de yani boşlukların tabi katılara göre biraz daha fazla ama genel olarak az boşluklarda olması buna bazı nitelikler kazandırıyor. Ne gibi şekil ve hacimlerinden bahsederken diyoruz ki sıvıların belirli bir hacmi vardır arkadaşlar. Yani 1 litre su hangi kabın içerisine koyarsan koy gene 1 litredir hacmi sabittir ama... Bunun şekli yok katılardan bunu ayıran noktada burası oluyor katıların belli şekli vardı ama sıvıların belli bir şekli yok bulundukları kabın e, kapladıkları hacme kadar ki şekli neyse orayı aynen şekil olarak kabulleniyorlar alıyorlar. Peki hareketlere gelecek olursak demiştik ki katlar sadece titreşim hareketi yapıyor, e, sıvılar tabii ki katıların yaptığı her hareketi yapabilecekler dolayısıyla titreşim hareketi sıvılarda da var ama bunun üzerine bir de öteleme hareketi yapabiliyorlardı arkadaşlar. Bu iki hareket sıvı taneciklerinde mevcut ve öteleme yapabiliyor olmak bir maddenin akışkan olmasını sağlıyordu. Bu yüzden sıvılar akışkan özellik gösterirler diyeceğiz. E, tıpkı gazlar ve plazmalarda olduğu gibi ve bulunduğu kabın şeklini alırlar. Belirli şeklinin olmadığını bu şekilde değerlendirmiştik ve tanecikler arası boşluklar az olduğu için de sıvıları sıkıştırılamaz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok az miktarda bir sıkıştırılma var ama ihmal edebileceğimiz kadar az olduğu için sıvılar sıkıştırılamaz diyoruz. Şimdi genel özelliklerimiz bu şekildeydi. Peki bazı çok önemli kavramlar var tanımlamamız gereken. Bunlardan ilki viskozite olacak arkadaşlar. Nedir sorusuna hemen cevap verelim. Sıvıların akışkanlığa ya da akıcılığa karşı uyguladıkları dirence biz viskozite adını vereceğiz. Yani akmama isteği olarak tanımlayabiliriz. E, viskoziteyi arkadaşlar e, ya da akışkanlığın tam tersi olarak değerlendirebiliriz. Mesela hemen örnekle gidelim. Su, gliserin ve bal. Bak üçü de sıvı halde değil mi? Ama bunların akmaya karşı karşı istekleri birbirinden çok farklı. Sen suyu hani bardağa devirdiğin zaman su hemen boşalır gider. Gliserin bu daha uzun bir zaman alır ama balın akması, damlaması oldukça uzun bir süreçtir. Bu tamamen akışkanlığa karşı uyguladıkları dirençten yani viskozitelerinden kaynaklanıyordur. E bu neyi gösteriyor bize? Balın çok daha zor akması, yavaş akması, suyun hemen akıp boşalması balın viskozitesinin çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bu üç sıvıyı kıyasladığımız zaman viskoziteler arasındaki ilişki bal büyük, gliserin Büyük su şeklinde olacakmış o zaman e buradan yola çıkarak akıcılığı nasıl kıyaslarız akıcılıkta bunun tam tersi durum olması gerektiğine göre diyeceğiz ki o zaman su en akıcı maddedir bu üçü arasında ardından tabii ki gene gliserin gelecek ve akıcılığı en az olan maddenin tabii ki bal olmasını bekleyeceğiz yani viskojüster neyse akıcılık bunun tam tersi olmak zorunda. Peki akış süresini sorarsa bize şimdi akıcılık ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olacaktır arkadaşlar. Çünkü suyu boşalttığın anda dökülüyor neredeyse ama balın akması çok daha uzun bir süreç alıyor. Dolayısıyla akış süresine geldiğimiz zaman bal en yüksek olacak. Sonra tabii ki yine gliserin gelecek. En kısa sürede akan ise e, tabii ki su olacak. Yani o zaman akış süresi viskozite ile doğru orantılıdır şeklinde değerlendirme yapabiliriz. Şimdi viskoziteyi böyle tanımladığımıza göre viskozitenin e, peki maddenin e, sıvıların içerisine atılan maddelerin hareketi üzerinde bir etkisi var mı? Onu da değerlendirmeye alalım. Diyelim ki özdeş üç tane bilyemiz var arkadaşlar. Bu üç bilyeyi su, gliserin ve bala aynı anda atıyoruz. Şimdi nasıl bir süreç gerçekleşmesini bekliyoruz? E tabii ki glit, e, viskozite arttıkça burada e, cisimlerin hareketinin yavaşlamasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde değil, nasıl olacak? Bal en yavaş bir şekilde aşağı gittiği durum olacak. Yani bu cisim balda çok yavaş bir şekilde ilerleyecek. Neden? Balın viskozitesi çok daha yüksek. Gliserin ondan sonra gelecek tabii ki ama su da suyu attığımız anda bile e, hızlı bir şekilde aşağı doğru gidecek. Neden? Suyun viskozitesi daha düşüktür çünkü viskozite düştükçe e, cisimler bu sıvıların içerisinde daha hızlı hareket etmeye başlarlar şeklinde e, bir tanımlama yorumlama yapabiliriz. Peki viskoziteyi neler etkiler? aynı sıvının viskozitesi değişebilir ya da farklı sıvıların viskozitelerini değerlendirmeye alabiliriz. Burada ilk olarak farklı sıvıların viskozitelerini kıyaslayacak olursak hani viskozite değerlerini bize doğrudan vermedi ya da akışkanlıkları ile ilgili bir yorum vermedi. Sadece molekülün formülünü verdi. Haydi bunların akışkanlıklarını kıyasla dedi. Burada ne yapacağız? Arkadaşlar ilk olarak bakacağımız şey ...tanecikler arası etkileşim olacak. Tanecikler arası etkileşimle viskozite birbiriyle doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani ne kadar yüksek etkileşim oluşturuyorsa o kadar viskozitesi yüksektir. Dolayısıyla akışkanlığı o kadar düşüktür şeklinde değerlendirelim. Şimdi pentan, heksan, heptan ve oktan bileşiklerini kıyasladığımız zaman... ...bak moleküllerin hepsinin tanecikleri arasında landın çekim kuvvetleri var. Çünkü hepsi hidrokarbon yapısında, hepsi apolar yapıda ama... Molekül kütlesi arttıkça London çekimi kuvveti kuvvetlenir, güçlenir, artar şeklinde yorumluyorduk. O yüzden molekül ne kadar büyükse Tanecikleri arasındaki etkileşim de o kadar güçlüdür. Etkileşim arttıkça da biz viskozitesinin de artmasını bekleriz. Viskozite hesaplanabilen, sayısal değer verilebilen bir ifade olduğu için arkadaşlar. Bu değerin arttığını görüyoruz. O zaman şu yorumu da yaparız. Bunlar arasındaki ilişkide pentan'ın viskozitesi en düşük, oktan'ın viskozitesi en yüksek olmalı. O zaman akışkanlıklarını kıyaslayacaksak bunun tam tersini söyleyeceğiz. Demek ki... Pentan en akışkan, oktan ise en az akışkan maddedir bu üçü arasında. O zaman ilk etkiden mat, etkinimiz neymiş? E, tanecikler arası etkileşim arttıkça viskozite de artar dermişiz. Hemen bir tane soru çözelim bakalım bununla ilgili. İki tane molekül vermiş bize. Bunlar aynı sıcaklıktaymış. Dolayısıyla sıcaklığın burada viskozite üzerine etki etmesini beklemeyeceğiz. Doğrudan etkileşimler üzerine yoğunlaşacağız. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi molekül yapısını gördüğümüz anda tanecikler arası etkileşimlerle ilgili de zaten yorum yapabiliriz. Burada nasıl bir yorum yapacağız? Az önce demiştik ki molekülün kütlesi arttıkça viskozite artar. Çünkü tanecikler arası etkileşim artar. Burada da OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı artacağı için etkileşimler artacak. Yani bu iki maddeyi kıyasladığımız zaman etkileşimlerine bakınca iki büyüktür bir şeklinde yorumumuzu yaparız. Demek ki e, ikinci de etkileşim daha fazla. O zaman viskoziteyi yorumlasa desek hemen ne diyeceğiz? Viskozite de doğru orantılı olmak zorunda olduğu için iki büyük bir olacak. E akışkanlık deseydi bunun tam tersi olması gerektiği için akışkanlıkta bir büyük iki şeklinde olmalıydı. Gidelim öncülere bir bakalım. Etkileşimler iki büyük bir midir? Evet, tam da bizim söylediğimiz gibi. Viskoziteler iki büyük bir midir? Evet, bu da doğrudur çünkü doğru orantılıydı. Akıcılıkları arasında ise bunun tam tersi ilişki olmasını beklediğimiz için bir büyük iki olacak. Yani cevabımız E seçeneğinde yer alacak. Viskoziteyi etkileyen bir diğer faktör de sıcaklık arkadaşlar. Bunu hani şöyle yorumlayalım. Mesela asfalt neden yola sıcakken dökülür? Çünkü soğukken e, akıcılığı oldukça düşük. Ee, yani viskozitesi yüksek, o yüzden yayılamıyor. Bunun yayılmasını sağlamak için sıcak döküyoruz veya. Buzdolabından balığını, balı çıkardığımız zaman işte tasa boşaltmamız oldukça zor oluyor. Uzun zaman alıyor. Ama o balı birazcık ısıttığımız zaman çok daha kolay bir şekilde akmaya başlıyor. Akıcılığı artıyor. Bu da viskozitesinin düşmesine sebep oluyor. Yani genel yorumumuz nedir? Viskozite sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklığı artırdıkça tanecikler arasındaki aslında etkileşimi zayıflattığımız için akıcılığı artırmış oluyoruz. Bu da viskozitenin düşmesi demek oluyor. Mesela 3 e, madde için aynı şekilde değerlendirme yapacak olursak. Su için mesela mesela bak 10 santigrat derece 1.31'miş 20 santigrat dereceye çıktığımız zaman 1.01'e düşüyor. 25'e çıkarttığımız zaman 1.89'a düşüyor. Yani e, sıcaklık arttıkça düşüş oluyor. Aynı şey gliserinde ve zeytinyağında da geçerli. E, madde ne olursa olsun e, sıvı haldeyse ve sen onu sıcaklığını artırıyorsan daha akıcı hale getiriyorsundur. Bu da viskozitesinin düşmesi demek oluyordur diyeceğiz. Şimdi geçiyoruz buharlaşma ve kaynama kavramlarından birazcık bahsedelim arkadaşlar. Çok karıştırılan iki kavram aslında çok önemli farkları var tabii ki. Şimdi buharlaşmayı tanımlarken diyeceğiz ki e, sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. Yüzeydeki sıvı taneciklerinin e, gaz hale geçmesini aslında buharlaşma olarak tanımlıyoruz. Ama kaynamaya geldiğimiz zaman bu olay sıvının her yerinde gerçekleşebilen bir olaydır arkadaşlar. Çünkü buharlaşma için koşul şu. Yeterli enerjiye sahip tanecikler ancak buharlaşabilirler. Bu da yüzeydeki tanecikleri hava tanecikleri gelip çarparak enerji kazandırdıkları için sadece yüzeydeki tanecikler bu enerjiye sahip olur ve buharlaşma şansına sahip olur. Ama Kaynama olayına geldiğimiz zaman burada zaten yük, o kadar yüksek bir sıcaklıktan bahsediyoruz ki buradaki bütün tanecikler yeterli enerjiye sahip. Bu yüzden bütün taneciklerin buharlaşma şansı var, gaz hale geçme şansı var. Bu da e, sıvının her yerinde kaynama olayının gerçekleşmesi demek oluyor arkadaşlar. Buharlaşan taneciklerde bir fokurdama durumu görmüyoruz ama kaynama varsa o fokur fokur durum da gerçekleşiyor. Bunun sebebi e, az önce söylediğimiz gibi sıvının bütün taneciklerinin yeterli enerjiye sahip olmasından kaynaklanıyor. Buharlaşma ile kaynamanın en önemli farkı ise buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebiliyor. Oysa ki kaynama için belli bir sıcaklık var ki o sıcaklığa da kaynama noktası adını veriyoruz. Atıyorum suyu biz biraz ısıtıp ocağın üstünde beklettiğimiz zaman 100 santigrat dereceye gelmesine gerek yok. Yüzeyinde o buharlaşmayı görebiliriz Yüzeydeki sıvı taneciklerinin gaz hale geçtiğini görebiliriz ama o fokurdamayı görmek istiyorsak illa ki 100 santigrat dereceye yani kaynama noktasına çıkarmamız gerekiyor ki bu kaynama olayı başlayabilsin. Şimdi buharlaşma ve kaynamanın temel farkları bunlar. Tanımlarını bu şekilde yapıyoruz. O zaman bunların bir de alt kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor. Mesela buharlaşma hızı bahsedeceğimiz ilk kavram olacak. Şimdi tanımlarken nasıl tanımlarız arkadaşlar? Hız deyince herhangi bir değişkenin zamana bağlı olan değişimini bize verir. Fizikte hızı nasıl tanımlıyoruz? İşte yer değiştirme bölü zaman. Yani birim zamandaki yer değiştirme. E burada da. Birim zamanda buharlaşan tanecik sayısı bize buharlaşmanın hızını verecek arkadaşlar. Peki bu buharlaşmanın hızı nelere bağlı olarak değişir? Şimdi öncelikle sıcaklıktan bir bahsedelim. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızının da yine artmasını bekleyeceğiz. Neden? Çünkü sıcaklığın artması demek... E, tanımından gidelim. Sıcaklık demek ortalama kinetik enerji demektir. Dolayısıyla taneciklerin daha hızlı hareket etmesi ve daha yüksek enerjili olması demektir. Bu yüzden buharlaşabilecek tanecik sayısı artıyor. Bu da buharlaşmanın hızlanması demek oluyor. Tanecikler arası etkileşim ne kadar güçlüyse taneciklerin birbirinden kopup gaz fazına geçmesi o kadar zorlaşır öyle değil mi bu da e, buharlaşma hızının düşmesine sebep olur yani etkileşim arttıkça buharlaşma hızı düşer hemen örneklendirelim mesela alkolle suyu kıyasladığımız zaman alkolün e, bu, e, daha uçucu bir madde olduğunu biliyoruz. Çünkü tanecikler arasındaki etkileşim daha zayıf. Bu da daha hızlı buharlaşması demek oluyor zaten. Ki sıvının cinsi de aslında aynı etkiye sahip oluyor. Sıvının cinsi tanecikler arası etkileşimi değiştiriyor. Tanecikler arası etkileşim de buharlaşmanın hızını etkiliyor. Yüzey alanına gelecek olursak, dedik ki buharlaşma sadece yüzeyde gerçekleşir. Dolayısıyla yüzey alanını artırmak demek buharlaşabilecek tanecik sayısını artırmak demek oluyor. Bu da tabii ki buharlaşma hızının artmasına yol açıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim bir şişedeki su mu daha hızlı bir şekilde buharlaşır yoksa biz o suyu alıp bir yüzeye yayarsak dökersek mi daha hızlı buharlaşır? Tabii ki yüzeye döktüğümüz zaman yaydığımız zaman daha hızlı buharlaşmasını bekleyeceğiz. Çünkü yüzey alanını artırmış olacağız. Neme gelecek olursak nemin etkisi arkadaşlar e, dışarıdan daha fazla e, buharın oluşması demek oluyor. Yani daha doğrusu e, biz suyu buharlaştırmaya çalışıyoruz diyelim ortama su buharı eklemeye çalışıyoruz. Yani biz ortamda su buharının miktarını ne kadar fazla tutarsak yenilerini eklemek oraya daha da zorlaşacaktır. Bu da nemin artmasının buharlaşmanın düşmesi anlamına gelecektir arkadaşlar. Yani ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Hani şöyle de aklımızda tutabiliriz. Eee. Nemin oldukça düşük olduğu bir yerde bir şehirde aynı sıcaklıkta olsa bile e, yıkadığımız çamaşırlar hızlıca kuruyabilir ama nem oranı çok yüksekse burada çamaşırların kurması zorlaşır bu neden kaynaklanıyor ortamdaki nemin buharlaşma hızını düşürmesinden kaynaklanıyor. Rüzgara gelecek olursak benzer bir örnekle gidelim. Eğer rüzgarlı bir havada çamaşırlarımızı kurutmaya çalışırsak çok daha hızlı kuruyacaktır. Bu da e, neden kaynaklı olan arkadaşlar? Çünkü sıvı taneciklerine çarpan hava taneciği sayısının artması demek oluyor. Dolayısıyla da yeterli enerjiye ulaşabilecek taneciğin artması bu da e, buharlaşmanın hızlanması demek oluyor. Yani rüzgar ne kadar fazlaysa e, sıvımız o kadar hızlı buharlaşır diyeceğiz. Safsızlığa gelecek olursak. E bir maddenin içerisinde çözülmüş başka bir madde varsa diyelim ki tuzlu sudan bahsediyoruz yani uçucu olmayan bir katıdan bahsediyorsak burada saflığı bozan etken olarak arkadaşlar tuzlu suyun içerisinde çözdük bu neye sebep olacak? E, su taneciklerinin daha güçlü etkileşimlerle çekilmesi demek olacak. Yani sıvı taneciklerinin buharlaşmasını zorlaştıran bir etkiden bahsediyor olacağız. E, bu da buharlaşmayı zorlaştırdığı için buharlaşma hızının düşmesine sebep olacak. Yani safsızlık arttıkça tabii ki buradaki safsızlıktan kastımız da uçucu olmayan bir katıyı maddenin içerisinde sıvının içerisinde çözmüşsek eğer bu e, buharlaşma hızını düşüren bir etki olacaktır. Bir diğer kavramımız denge buhar basıncı olacak arkadaşlar. Buharlaşma ile ilgili bahsedeceğimiz. Şimdi tanımlarken şunu söyleyeceğiz. Hani dedik ki buharlaşma dediğimiz olay her sıcaklıkta gerçekleşen bir olay. Ve buharlaşma sıvı haldeki maddenin gaz hale geçmesidir. E bir de bunun yoğuşması vardı. Yani tam tersi vardı. Gaz haldeki maddenin sıvı hale dönmesi. Arkadaşlar bu da aynı şekilde her sıcaklıkta gerçekleşebilen bir olay. Dolayısıyla biz eğer kapalı bir kabın içerisine bir sıvı koyduysak Buharlaşma hemen başlayacak ve ardından yeterince sıvı buhar burada oluşunca yoğuşma başlayacak ve öyle bir an gelecek ki yoğuşma hızıyla buharlaşma hızı birbirine eşitlenecek. Yani bir denge anı oluşacak. Buradaki denge kavramından kastımız o olacak. Bak bu dediğimiz olay ancak kapalı bir kabın içerisinde gerçekleşirse olur. Çünkü eğer ağzı açıksa buradan buharlaşan sıvılar buhar halinde ortamdan uzaklaşıp gidecek. Dolayısıyla bir denge oluşturma şansımız olmayacak. Ama kapalı bir kabın içerisinde bir denge oluşacak. Şimdi denge buhar basıncı dediğimiz şeyine peki. Burada denge oluştuğu zaman belli sayıda buhar taneciği oluşacak ya ve bu sayı artık sabitlenmiş olacak. Çünkü Hız eşitlendiği zaman buharlaşan her taneciye karşılık yoğuşan bir tanecik oluşmasını bekleyeceğiz. İşte bu denge anı oluştuğu zaman artık oradaki sıvının basıncı sabitlenmiş olacak. Yani şu manometrede okuyacağımız değer sabit hale gelmiş olacak. İşte o değer denge buhar basıncı olarak adlandırılacak. Hani tanımlarken şöyle bir grafik üzerinden nasıl yorumlarız? Denge anı dediğimiz şey e, buharlaşma hızı ve yoğuşma birbirine eşit olduğu an demiştik. Şimdi bir sıvıyı... Kabın içerisine koyduğumuz zaman hızlı bir şekilde buharlaşma başlıyor ama zamanla bu buharlaşma yavaşlıyor. Ama yoğuşma e, sıfırdan başlayıp hızlanmaya başlıyor. Öyle bir an geliyor ki bunlar e, birbirine eşitleniyor. Eşitlik sağlandıktan sonra da denge anı oluşmuş oluyor. Şimdi bir sıvının denge buhar basıncına etki eden faktörlere gelecek olursak bak üç tane etkenimiz var arkadaşlar. Bunlardan birisi sıcaklık. Şimdi sıcaklığı nasıl yorumlayacağız? E, ee, sıvına sıcaklığın artması demek buharlaşma kapasitesinin artması demek. Ee, bu da oluşturacağı buhar tanecik sayısının artması demek. Bu da buhar basıncının artması. Yani sıcaklık arttıkça denge buhar basıncının artması anlamına gelecek. Etkileşimlere gelecek olursak, tanecikler arası etkileşimlerin artması buharlaşma kapasitesini zorlaştıracaktır. Tanecikler birbirine daha güçlü bir şekilde tutunduğu için yani burada oluşan buhar tanecik sayısı azalacak. Bu da neye sebep olacak? Denge buhar basıncının düşmesine sebep olacak. Bir de safsızlık etkisinden bahsedeceğiz. Yine uçucu olmayan bir katıyı biz bir sıvının içerisinde çözdüysek bu buharlaşmayı zorlaştıracağı için burada oluşan buhar tanecik sayısının azalmasına sebep olacak ve e, oluşturacağı buhar basıncının da yine düşmesine sebep olacak tabii ki. Bak arkadaşlar sadece bu üçüne bağlı bir durumdan bahsediyoruz. E, az önce buharlaşma bahsederken temas yüzeyi de demiştik mesela. Temas yüzeyi denge buhar basıncını etkilemez. Çünkü buradaki temas yüzeyi ne kadar büyük olursa olsun denge anında aynı sayıda molekül içeriyor olacak. Ee... Buradaki yüzeyin artması sadece dengeye gelme hızını etkiler. Daha hızlı bir şekilde denge oluşturur ama dengeye ulaştıktan sonraki hızı artık sabittir denge buhar basıncı da artık sabittir deriz. Veya rüzgardan etkilenmesini ya da nemden etkilenmesini beklemiyoruz. Çünkü denge buhar basıncını tanımlarken zaten kapalı bir kapta gerçekleştiren olaydan bahsediyorduk. Dolayısıyla buraya rüzgarın ya da nemin etki etmesini tabii ki beklemiyoruz. Bir diğer çok önemli kavramımız ise kaynama noktası. Burada tabii ki kaynama olayından bahsediyor olacağız. Kaynamayı tanımlarken arkadaşlar şöyle tanımlayacağız. E bir sıvının buhar basıncının o bulunduğu ortamdaki dış basıncıya eşit olduğu an kaynama başlar. Artık orada o fokurdamayı görmeye başlarız arkadaşlar. Yani bu denge buhar basıncı olarak tanımladığımız olay var ya işte o dış basıncı eşitlendiği anda kaynama ancak gerçekleşebilir. O zaman şöyle yorumlayabiliriz mesela suyun kaynama noktası 100 santigrat derece ise deriz ki tam 100 santigrat dereceye geldiği zaman suyun oluşturduğu denge buhar basıncı bir atmosfer basıncı eşittir ki orada kaynama olayı başlıyordur. Açık hava basıncına eşitlenmiştir. Dolayısıyla şöyle de değerlendirebiliriz. Eğer bizim dış basıncımız bir atmosferse. Bak dış basıncın bir atmosfer olduğu şartları biz normal şartlar altında şeklinde değerlendiriyorduk. Dolayısıyla dış basınç bir atmosferse yani normal şartlardan bahsediyorsa yani deniz seviyesinden bahsediyorsak. O anda gerçekleşen kaynama olayına da normal kaynama diyoruz. Yani daha doğrusu oradaki kaynama noktasına normal kaynama noktası adını veriyoruz. O zaman normal kaynama noktası nedir? Herhangi bir sıvının Denge buhar basıncının bir atmosfer basınca eşit olduğu an sahip olduğu sıcaklıktır diyebiliriz. Peki kaynama noktası nelere bağlıdır? E tabii ki sıvının cinsine bağlı olacak arkadaşlar. Sıvının cinsinden burada kastımız etkileşimler olmalı. Etkileşimler arttıkça e, taneciklerin birbirine tutunma kuvveti artıyor. Bu da kaynamayı zorlaştırıyor. Dolayısıyla da kaynama noktası yükselmiş oluyor. Yani çok daha yüksek sıcaklıklarda ancak ihtiyaç duyduğumuz basınca sahip olabiliyor. Yani etkileşim arttıkça şöyle yazalım. Sıvının cinsi etkileşimi belirler ve etkileşim arttıkça kaynama noktası da yükselir. Dış basınca bağlı bu tanımdan geliyor zaten arkadaşlar. Dış basınç arttıkça ee, bizim sahip olmamız gereken buhar basıncı artacak. Bu da o sahip olmak için ihtiyaç duyduğumuz sıcaklığın artması demek olacak. Yani kaynama noktasının yükselmesini bekleyeceğiz. Bak dış basınçla yükselti aslında birlikte değerlendirelim. Çünkü yükselti arttıkça yani rakım arttıkça dış basıncın azalmasını bekliyoruz. O zaman dış basıncı arttık e, arttıkça kaynama noktası da yükseldiğine göre yükselti arttıkça Dış basınç azalacağı için kaynama noktasının düşmesini bekleriz arkadaşlar. Ne kadar yüksek bir noktaya çıkarsan o kadar düşük sıcaklıkta sen suyu kaynatabilirsin ya da herhangi bir sıvının kaynama noktasının düşmesine sebep olabilirsin. Safsızlığa gelecek olursak yine aynı mantıkla düşünelim arkadaşlar. Eğer uçucu olmayan bir katıyı bir sıvının içerisinde çözdüysek bu tanecikler arası etkileşimi artık güçlendireceği için taneciklerin kopması zorlaşacağı için Burada kaynamayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağımız sıcaklığın yükseldiğini anlayacağız. Yani safsızlığın artması kaynama noktasının da yükselmesine sebep olacak. Suyun içerisinde tuzu çözdüğümüz zaman daha yüksek bir sıcaklıkta ancak kaynatma şansına sahip olacağız. Burada nelere bağlı olmadığı da önemli arkadaşlar. sorularda <laughs> sıklıkla karşımıza çıkacak bu sıvının miktarı ile alakalı değil. Sen 10 gramda su alsan, 100 gramda su alsan ikisi de 100 santigrat derecede kaynayacaktır. Ya da kabın şekline herhangi bir şekilde bağlı değil. Veya ısıtıcıya bağlı değil. Isıtıcı ne etkiler? Sadece kaynamaya ulaşma süresini etkiler. Kaynama noktası ama ikisinde de aynı sıcaklık değerinde başlayacaktır. Geçiyoruz atmosferdeki su buharından bahsetme arkadaşlar. Yeni bir konu olarak buna değinelim. Atmosferdeki su buharı tanımı olarak değerlendirecek olursak doğrudan neme karşılık gelir arkadaşlar. Nem demek atmosferde yer alan su buharı demektir. Şimdi havanın belli bir kapasitesi var ama yani hava e, suyu öyle kafasına göre taşıyamıyor. Belli bir limiti var, belli bir sınırı var. Burada diyeceğiz ki sıcaklık ne kadar artarsa havanın suyu taşıma kapasitesi o kadar yükselir dolayısıyla da nemin o kadar artmasına sebep olur. Şimdi havada normalde hangi maddeler var? Havayı oluşturan temel bileşenler neler? %78 gibi bir oranla azot oluşturuyor onu biliyoruz. %21 gibi bir oranla oksijen var olduğunu biliyoruz. Bunun dışında argon var, karbondioksit var, az miktarda hidrojen var ee, ve e, su buharı var değil mi? Geri kalan %1'in belli bir kısmını bu su buharı oluşturuyor. İşte o su buharı da sıcaklık arttıkça kapasite olarak artmış oluyor. Şimdi nemli hava ya da kuru hava. Bu iki kavram üzerine konuşacak olursak tanımladığımız durumlara göre. Diyeceğiz ki havada ne kadar fazla miktarda su buharı ya da fazla oranda su buharı varsa o kadar nemlidir. E, havadaki e, su buharı oranı ne kadar düşükse o kadar kuru bir havadan bahsediyoruz. Şimdi az önce... Bir kapasiteden bahsettik yani sıcaklığa bağlı değişiyordu ve sıcaklık arttıkça bu kapasite artıyordu. İşte o kapasiteye doygunluk noktası adını vereceğiz. Yani belli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum su varı yani havanın sahip olabileceği maksimum nem, nem miktarına doygunluk noktası diyeceğiz ve sıcaklıkla birlikte bu doygun noktasının yükseldiğini söyleyeceğiz. Peki doygunluk noktasına ulaşmış bir havada sıcaklık aniden düşerse ne olur? Atıyorum 30 santigrat derece gibi bir sıcaklık var. Burada e, hava yüzde yüz bir şekilde doydu. neme taşıyabileceği bütün su varını taşıyor. Sıcaklık bir anda 25 santigrat dereceye düşerse ne olur? İşte yağış dediğimiz olay tam da orada başlıyor arkadaşlar. Bir yağışın gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii ki o anda havadaki basınç durumuna göre de o yağışın türü değişiyor. Ne olabiliyor? Yağmur olabiliyor. Kırağı olabiliyor, çiğ olabiliyor veya kar olabiliyor. Bir şekilde dolu olabiliyor. Bir şekilde yağış olarak o havadaki fazladan bulunan nem miktarı e, yeryüzüne iniyor arkadaşlar. Bunu da e, tamamen doygunluk noktasıyla ilişkilendirebiliriz. Bağıl nem kavramına gelecek olursak arkadaşlar 3 tane tanımdan bahsedeceğiz. 3'ü de sıklıkla karşımıza çıkacak tanımlar. Ve 3'ü de aslında birbiriyle aynı şeyi anlatıyor. Mesela belli bir sıcaklıkta havanın neme doyma oranı şeklinde tanımlayabiliriz biz bağıl nemi. Şimdi doyma oranı neyi kastediyor, neyi getiriyor aslında bize? Doygunluk noktasından bahsetmiştik. Atıyorum 100 ton su taşıyabilecek bir hava var. Ancak o anda 70 ton su var havanın içerisinde havada su buharı olarak. Dolayısıyla %70 gibi bir bağıl nem varmış. Bu onun doyma oranını bize verir veya tanım olarak belirli bir sıcaklıkta havadaki nem miktarını havanın maksimum nem oranına oranıdır şeklinde tanımladığımız zaman az önce yaptığımız ifadeyi aynen kullanmış olacağız. Maksimum ne olabiliyor şu anda ne? Aralarındaki oran bize bağım nemi verecektir. Veya belirli bir sıcaklıkta Su buharının basıncının suyun denge buhar basıncına oranı. Şimdi suyun denge buhar basıncı dediğimiz şey zaten aslında maksimum taşıyabileceği nem oranının sağlayabileceği basıncı bize verecektir. Peki o andaki basıncını buna oranlarsak neyi buluruz? Tabii ki yine aynı şekilde bağıl nemi bulmuş oluruz. Yani doyma oranını hesaplamış oluruz. Peki bağıl nem bizi nereye götürüyor? Şimdi hava durumunu dinlediğimiz zaman, izlediğimiz zaman Hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık şeklindeki kavramla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu tamamen e, havadaki nem oranıyla e, bağıl nemle alakalı bir kavram aslında. Gerçek sıcaklığı tanımladığımız zaman nemden tamamen bağımsız şekilde termometreyi elimize alıp sıcaklığı ölçtüğümüz zaman bulduğumuz değer bize o andaki gerçek sıcaklığı veriyor hissedilen sıcaklık ise neme bağlı olarak bizim üzerimizde oluşturduğu etkiyi aslında vermiş oluyor. Sıcaklık mesela 35 santigrat derece ise bu gerçek sıcaklık. Şimdi bağlı nem arttıkça bizim orada hissettiğimiz değer de artmış oluyor. 35 dereceyi %15 gibi bir nem oranında hissedersek sadece 33 derece olarak hissederiz. Yani rahatsız etmez bile. Ama nem oranı %50'ye çıktığı zaman biz bunu 41 santigrat derece olarak hissetmeye başlarız. Bağıl nem yüzde %80'lere ulaşırsa da burada 57 santigrat derece gibi çok ciddi bir hissiyat oluşmaya başlar. İşte Adana'da güreşe mermi sıktıran olay da aslında sıcaklıktan değil, neme bağlı olan sıcaklıktan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. O zaman hissedilen sıcaklığı şöyle değerlendirebiliriz. Bağıl nem arttıkça Yüksek sıcaklığı daha sıcak, düşük sıcaklığı da daha düşük hissetmeye başlarız. Yani Erzurum'da eksi 20, eksi 15 santigrat derece gibi bir sıcaklıkları çok ciddi bir şekilde etkilenmeden yaşayabilirsin ama... ...bu sıcaklığı bir İstanbul'da ya da bir Antalya'da görecek olursan buralara kadar sıcaklık düşerse ciddi şekilde üşümeye başlarsın. Sebebi havadaki nemin bunu daha da düşük hissetmeni sağlaması veya aynı şekilde çok yüksek sıcaklıkları Erzurum'dayken havanın kuru olduğu bir ortamdayken aşırı rahatsız edici hissetmesen de nemli bir ortamda çok daha rahatsız edici yüksek sıcaklıkta hissetmeye başlıyorsun arkadaşlar. Bu tamamen e, havadaki su buharının ısıyı tutma özelliğinden kaynaklanıyor. Hemen sorumuza bakalım o zaman. 25 santigrat derecede olan X, Y ve Z sıvısının Düzenli olarak ısıtılmasına ait buhar basıncı sıcaklık grafiği yandaki gibiymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu grafikler bak çok e, sıklıkla karşımıza çıkacak grafikler. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bak 760 milimetre civa diyor. Bu bir atmosfer basınç demek zaten. Yani e, burada suyun... Kaynama sıcaklığının mesela 100 santigrat derece olmasını bekliyoruz değil mi? O zaman y'yi aslında suymuş gibi değerlendirebiliriz. Çünkü 100 santigrat dereceye geldiği zaman bir atmosfer basınca eşit olduğunu görüyoruz. Z sadece 78 santigrat derecede bu basınca ulaşıyor. O zaman Z'nin kaynama noktası 78 santigrat derecedir. Veya X 34 santigrat derecede bu basınca ulaşması için yeterli oluyormuş. Demek ki X'in kaynama noktası da 34 santigrat dereceymiş. Yani burada okuduğumuz sıcaklık değeri onların biz aslında kaynama noktalarını veriyordur. Buna göre aynı sıcaklıkta en uçucu olan Z'dir. Bak kaynama noktaları arasındaki ilişkiyi biliyorsak etkileşimler arasındaki ilişkiyi de hemen yorumlayabiliriz o zaman. Tanecikler arasındaki etkileşimler arasındaki ilişki nasıl olacak arkadaşlar? Y en büyük olacak. Sonra Z, sonra X gelecek çünkü kaynama noktasıyla e, etkileşim doğru orantılıydı. En uçucu olan Z midir? Etkileşim ne kadar düşükse ta, e, maddede o kadar uçucudur. Dolayısıyla e, en uçucu olan Z değil X olmalıydı. Aynı koşullarda en düşük sıcaklıkta kaynayan X'tir dedik ki aynı koşullarda 34 santigrat derecede kaynıyor. Üçü de oda koşullarında sıvıdır. Şimdi oda koşulları dediğimiz 25 santigrat derece. 25 santigrat derecenin hepsi üstünde bir kaynama noktasına sahip. Dolayısıyla üçünün de sıvı olmasını bekleyeceğiz. Z'nin tanecikler arası çekim gücü diğerlerinden fazladır. E, Z'nin tanecikler arası çekim gücünün tam arada kaldığını görüyoruz. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları eşittir. Kaynarken hepsinin 760 mm civalık bir basınca sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A ve D seçeneklerini aynı anda işaretlememizde herhangi bir sakınca yok. Konumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Neler yaptık arkadaşlar? Viskoziteden bahsettik. Buharlaşma ve kaynama olaylarını tanımladık. Buharlaşma hızı ve denge buhar basıncı kavramları üzerine konuştuk. Kaynama noktasını tanımladık ve atmosferde su buharını nem ve bağı nem üzerinden yorumladık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve kanala abone değilsek bir an önce abone olup hiçbir dersi kapat, kaçırmadan e, seneyi güzel bir şekilde hep birlikte tamamlıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.